İnternet üzerinden motosikletini satışa çıkardı. Ciddi alıcıyım diyen biri geldi, motosikleti gördü, deneme sürüşüne çıktı, bir daha da geri dönmedi. Motosikleti çalınan adam öylece kala kaldı. Arkadaşla 3 gün falan konuştu kendisiyle. Bana bir güven sağladı. Bana dedi abimle geleceğim dedi. Sonra arabaya baktık, biz araba karşıdaydı. Bize oradan kendine güven sağladı. Güvendiği kişi hırsız çıktı. Deneme sürüşü bahanesiyle motosikletini çaldı. Motoru çalıştırdı. Ondan sonra motoru aldı gitti. Sultan Gazi'de yaşayan Sezer Altaş 20 bin lira değerindeki motosikletini internette satışa çıkarmıştı. Bir süre sonra ciddi alıcıyım diyen biri motosikleti görmeye geldi. Bana dedi abimle geleceğim dedi. Ben de tamam buyur gelin dedim. Geldiler. Sonra arabaya baktık, biz araba karşıdaydı. Dedi ki motoru dedi binebilir miyim? Tabii dedim binebilirsin. Abim dediği kişi yolun karşısında araç içinde beklerken o motosikletle deneme sürüşüne çıkmak istedi. Motoru çalıştırdı. Ondan sonra bir baktım bir ileri geri gitmeye başladı. Ben dedim ki herhalde motoru test ediyor frenlerini falan. Ondan sonra motoru aldı gitti. Sezer Altaş ve arkadaşları arkasından baka kaldı. Motosikletin çalındığını ise karşıda bekleyen aracın yanına gidince anladılar. Abisine tanıttığı kişinin yanına gittik. Kardeşini bir ara bakalım, başına bir olay mı geldi? Ne kardeşi, ben korsan taksiciyim. Beni burada 5 dakika beklememi söyledi. Karakola gidip motosiklet hırsızından şikayetçi oldu. E-ticaretten tanıştığınız insanlara sakın güvenmeyin. Biz güvendik, mağdur olduk.